Arkadaşlar bakın burada ya ne var? Ekmek alırmış gibi alabiliyoruz burada. Patlay çıkını şey söylemişiz 60 bahta. İnşallah yiyeceğim bugün ya, bir dakika. Abi gördüğünüz üzere brokolilerin satıldığı yerde burası arkadaşlar. Trenin geçtiği bir yer var ya, pazarın ortasından işte geçiyor. Oraya gidiyoruz. Videoda kaç tane işte dişe dediysem onların hepsini saymış ve yorumun altına yorum yapmış. İlk başta anlamadım ama sonradan da ben dedim bu şey benim konuşma şeyle. Arkadaşlar ben onu işte bilerek yapmıyorum bu arada. Ben normalde zaten kekeme bir insanım. Şu an işte konuşuyorum evet ama önceden daha kötüydüm. Ya cümleye işte olarak işte başladığımda kendimi rahat hissediyorum yani. Ve bir günün şişe sabahından herkese günaydınlar. Şu an neredeyiz? Bangkok. Ve yeni bir şey başlıyor. Yani yeni bir şey başlıyor değil. Burada işte yeni bir hayat zaten her zaman başlıyor. Ama biz ilk önce Türk işte restoranı bulduk. Oraya gideceğiz, işte yemek yiyeceğiz. Oranın işte yemeklerini işte göstereceğim size nasıl işte kaliteli mi değil mi diye. Hem onları değerlendiririz hep birlikte. Hem de bu akşam eğlenceli bir şeyler olacak gibi hazırlıklı olun. Ama bak kıskanmayın, nazar değdirmeyin bana. Tamam. Şişe bakalım. Dün biz böyle ufaktan akşam çıktı ama onları çekmedim. Bugün de size paylaşıyorum. Ya sizinle birlikte dışarı çıkacağız. Bakalım artık neler yaşayacağız. Orada size görüşürüz. Bye. Arkadaşlar bakın burada ya ne var? Ekmek alırmış gibi alabiliyoruz burada. Size bereket tanrısı göstereyim bir de. Lazım olana işte verilir. Arkadaşlar burada işte dua ediyorlarmış. Bu da o da bu da işte. Size şu bilgiyi de işte verebilirim. Avrupa'dan çok fazla insan var. Rus çok fazla var. Ukraynalı çok fazla var. Almanyalı, Hollandalı, Çek Cumhuriyetli çok fazla o taraflardan da işte gelmeye başlamışlar. Evet. Ya kıyafetler bu arada çok ucuz. Ya burada timsah çıkıyor. Alligator. Very tasty. Like a chicken. Dayı ne diyorsun? Abi biz patlayı çıkını şey söylemişiz 60 bahta. Burada fotoğrafta var mı bilmiyorum ama fotoğrafta yok herhalde. Ya neyse yemek yersin ondan sonra tekrardan işte yemeği de çekerim. Bizim işte söylediğimiz de yemek de geldi bu arada. İşte buranın ünlü makarnasıymış herhalde. Tadına bilmiyorum. İşte tadına bakacağım sizinle birlikte. Çatal var ama işte bunlarla denemek istiyorum. İnşallah yiyeceğim bugün ya, bir dakika. A few moments later. Şeyde gideceğiniz mi? Ah vallahi yaptım. Halal olsun dayı oğlum. Half moonlar daha iyiymiş. Ormanda. Canlının ortasında. Bak şimdi size ne diyeceğim? Bak yemek çok güzel. Ben biraz uğraştığım için yani şunları öğrenmek için uğraştığım için yiyemedim ama çatalla işte yemeye devam edeceğim. Yani güzel. Sadece bunu söyleyebilirim. O zaman birazdan görüşürüz. Bana afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Bay bay. Abi şimdi biz işte yemeği yedik. İşte yemek güzeldi. Yani beğendim ben. İyiydi yani. Fiyatı da uygun. 60 bah. Yani işte burayı şöyle düşünebilirsiniz. Yani ya Türkiye ile aynı fiyat gibi. Yani 60 bah 60 TL gibi. Ya 60 TL olmasa 50 TL. Yani çok az bir miktarda oynuyor. Şimdi biz de birkaç tane eşyaya bakacağız. İşte ya tişörttür, gömlektir. Bir tane işte güzel bir pezevenk gömleği bulursam alacağım. Ha bu arada işte yakın bir zamanda şişe saçlarımı işte rasta yaptıracağım. Ve ileriki işte bölümlerde de size şöyle söyleyeyim. Akrep, yılan, onları şişe tadına şişe bakacağız. Ona özelde bir şişe video çekeceğiz. İşte bilmiyorum, ilk defa ben de deneyeceğim. İşte yapabilir miyim, yapamaz mıyım onu da bilmiyorum. Şimdi de şeye geldik. Ha bunu da anlatayım ya. İşte yeri gelmiş ya. Abi biz 7-Eleven işte 7'deyiz. Buradan hat alacağız. Yaklaşık 300 bahta. Aslında bir önceki videoda havalimanında hattı görmüştünüz. Biz orada hat almıştık. Orada çok pahalıydı. Ya dedik ki biz bir tane alalım o zaman. Çünkü acil hatta ihtiyacımız, internete ihtiyacımız vardı. Bir tane alalım. Şimdi merkeze geldik. Merkezine 300 bahta alacağız. Bir ay boyunca sınırsız internet olması işte gerekiyor. Yani internet nasıldır onu şişe bilemem ama genelde herkes onu söylüyor. Biz de onu deneyeceğiz. Hadi bakalım. Abi şimdi biz hatta aldık. Hattı da taktım zaten şey gördünüz. Ya normalde 7-Eleven'lar size turistik hat çıkartıyorlar. Yani o da 700 bah veya ne bileyim 600 bah arasında. Ama hemen altında şey var. Bir tane daha hat var. O da 350 bah. Yani internet hızı da 10 megabit falan ama abi yetiyor yani. Anladınız mı? Çok fazla bir şey yapmayacaksınız işte zaten. İdare eden bir hat. Ve bir aylık bu arada. Bir aylık 30 gün boyunca onu şey değerlendiriyor.
değerlendirebilirsiniz. O zaman şimdi de akşam olayına şişe bakalım. Hadi şu an buradan da çıkıyoruz. Abi gördüğünüz üzere brokolilerin satıldığı yerde işte burası arkadaşlar. Onu da size göstermiş olayım dedim. Kaldığımız yerden işte devam ediyoruz. Sihri gördüğünüz malum yerden çıktık. Şimdi ise sokaklarında işte dolaşıyoruz. Bu arada ben geldim geleli işte masaj işte yaptırmadım. İşte masajı da zaten videoya alacağım. Ayrı bir video da olacak. Onu da izlersiniz. Bu ön keşif ve de buradan hangi videoları çekeceğimi anlatıyorum işte size bir anlamda. Yani bizim neler karşıladığını. Burada ünlü bir sokak varmış. Oraya da gideceğiz. Orası efsane diyorlar. Oraya özel bir bölüm işte yapmayı düşünüyorum. Abi ya bu arada buradaki işte brokiller çok fazla var. Ya nereye adım atarsanız işte bulabilirsiniz. Marketten ekmek almak kadar kolay. Hayatımda işte bu kadar kolay sahip olabileceğim bir yere hiçbir zaman denk gelmemiştim. Aha! Aa! Anında abi işte yeri gelmişken de işte söyleyeyim. İşte buranın yağmuru gerçekten çok tehlikeli ve anında başlıyor. Anında kaçman gerekiyor. Ya ben şöyle bir şey aldım. Aynı işte bu tarzda. 120 baht bu arada. İşte gerçekten güzel. Bir tane şey aldım. Tişört aldım. Onu da şöyle göstereyim. Aynı işte bunu. Aynen. Bak bunun bu mavi ya. İşte bunun işte beyazını aldım. Üstünde işte görürsünüz zaten. Bu da 250 baht dedi. 200 bahta aldım bunu da. Yani neyse biz alışverişe işte devam ediyoruz. Abi size dedim ya absürt bir şey olmazsa çekmeyeceğim diye. Hiçbir şey yoktu. Yani bir anda yağmur yağmaya bir başladı ve çok hızlı bir şekilde yağmaya başladı. Halimi görmek ister misiniz? Halim de bu şekilde. Ramazan aylarında var ya annem gibi şey yapardı, erişte yapardı ve böyle içine soğandır bilmem ne yapardı yani gece yemeği. Ya aklıma onu getirdi benim. Herkese işte yeni bir günden merhaba. Şu an neredeyiz? Şu an Kavsan'dayız. Ve işte yeni bir gün başladı. Bugün birçok yeri işte gezeceğiz. İşte bakalım nasıl bir gün işte geçireceğiz. Bunu hep birlikte işte göreceğiz. Şu anda Kavsan'ın yani meydanı yani. Ünlü olan caddesindeyiz. Buradan aşağı doğru kahvaltı işte yapabilecek işte bir yere gidiyoruz. Bakalım umarım güzel bir kahvaltıyla işte başlarız. Daha yorum ve beğeni atmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha çok şeyler yapacağız işte burada. Hadi. O zaman işte yine bir video başlayalım. İyi seyirler. Abi şimdi biz oraya baktık da yani buraya göre pahalı şey kahvaltısı ve içi yani kahvaltının içi boş. Şöyle ben size işte gündüzünü işte göstereyim ilk başta. Sonradan da akşamını göstereceğim. Abi burası işte kulüp şu an gördüğünüz gibi normal işe gözüküyor ama bir de burayı akşam işte gezeceğiz. Akşam çok heyecanlı oluyor. İnanamıyorsunuz ya biz 3 gündür işte filan işte geziyoruz. Ya çünkü abi şöyle söyleyeyim ben işte videoya başlamadan önce ilk önce keşif yapmayı seven insanım. İşte yeni bir ülkeye gidiyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum. İşte fiyatlarını da bilmiyorum. Para bozdurma yerlerini bilmiyorum. Yani onları video çekmeden kendim bir çözmeye çalışıyorum. Sonradan da çözdüğümü anladığım anda da işte videoya kayda giriyorum ve size gösteriyorum. Bak burada şu takım elbiseler var. 110 euro takım elbise falan veriyor. Arkadaşlar hemen Kuasan bölgesinde 2-3 tane exchange ofisi var. Ve size şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Akşam burada para bozduramıyorsunuz. Haberiniz olsun. İşte gündüzden işte bozdurmanız işte gerekiyor. Ne kadar canlı olursa olsun cadde exchange ofisleri kapalı oluyor. Herhangi bir insan da işte bozdurmaya istiyor size ama çok düşükten bozuyor. O yüzden de onlara da şey yapmayın. Bozdurmayın. Gündüzden halledin o olayı. Onu demeye çalışıyorum size. İşte kahvaltıyı burada yapacağız. Yine biz kahvaltı tabağı diye düşündük ama ya dedik ki işte bu ya buranın özeline doğru inelim.
şey buranın özel kendine özgü işte yemekleri var. Onları yiyeceğiz. Ya normalde kahvaltı yapmayı düşünüyoruz ama kahvaltı yapmayacağız. Ya bakalım şey böyle pilavlı, şişe tavuklu şişe bir şey söyleyeceğiz. O zaman ben şişe siparişi işte verene kadar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yani şu an saat burada 12 şey civarı. Ya bir de sabahtan beri işte sipariş bekliyoruz. Yani sipariş dedim yani sipariş vermeyi bekliyoruz daha. Yani sipariş gelmeyi değil. Ya bakalım biraz daha bekleyeceğiz. Artık şişe gelmezse hemen şu yanda bir tane daha bir yer var. Oraya gideceğiz. Orada şişe kahvaltı yapacağız. Arkadaşlar bu arada ya deminki kahvaltı tabağıyla bu buradaki işte yemeklerin arasındaki farkı anlamış olmalısınız. Mesela 80, 60, 50. Şimdi ben ya deniz ürünleri işte yemiyorum. O yüzden Erdem işte deniz ürünleri işte söyledi. Yani deniz ürünü dediğim de karides işte söyledi. Ben de tavuk geliyor. Şişe tamam üstünde de pilav. Birazdan da göreceksiniz. Arkadaşlar bu arada benim işte tavuklu pilav da geldi. İçinde yumurta da varmış bu arada bunun. İçinde tavuk var. Şey pirinç var. Ondan havuç var. Domates var. Abi bir de ot var. Ama ne ot olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle ıspanaktır. Erdem de işte karidesli şey söyledi. Ben deniz ürünü işte yemediğim için şey yapmadım. Şey söylemedim. Bir de bunları şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun ismini tam olarak işte bilmiyorum ama bu bayağı bir içinde karışık marışıkmış ve fıstık diye şişe söylüyorlar. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Sorry. Ben çok sevmedim. Abi hemen tadımına başlayayım. Tadı güzel. Ya benim hoşuma gitti. Ya tamam ya Türkiye'ye göre damak zevklerimiz çok farklı. O konuda okeyim. Ama bu da iş görür ya. Gününü kurtarır en azından. Öyle düşünüyorum. Ya pirinçleri biraz şey yapmışlar, kızarmışlar. Pirinç şişe kızarma olayını İran'da da görmüştüm. Yani güzel. Ya ben seviyorum şişe kızarmış pirinci. O yüzden sorun yok. Neyse ya burada sizi tutmayacağım. Şey bana afiyet olsun. Şey birazdan o zaman şeye görüşürüz. Abi biz işte yemeği yedik. Şimdi de hesaba geldi. Bu işte yediğimiz de totalde Erdem'le benimki 220 baht şişe oluyor tutuyor. Yani 220 bahta da ya bir kola ve bu pirinçli tavuklu işte yiyebilirsiniz. İki kişi fiyatı bu arada. Şimdi de işte Kuasan'da hemen işte yakınında yani Kuasan Caddesi biter bitmez hemen sağında bir tane şey var. Tapınak var. Oraya gidiyoruz. Orası nasıl göreceğiz bakalım artık. Ya Kuasan'da polis merkezi var hemen işte yakınında. Yani herhangi bir durum olursa işte diye. Bu arada Tayland'da motor kullanımı da çok yaygın ve ya Gürcistan'da kullandığımız Bolt uygulaması burada çalışıyor. Oradan ya taksi veya aşağı motor veya ne bileyim ya daha büyük araçlar çağırabilirsiniz. Şu an işte tapınağa geldik. Ablam dua ediyor. Abi abin dediğine göre işte çok fazla işte kalabalık olduğunu işte söyledi. Abi şimdi işte tapınakta işte geziyoruz. İşte mimarisini işte göstereyim. Sadece kadınlar için bu arada arkadaşlar şortla işte girilmemesi. İşte ben şortla geldim mesela. İşte bir durum yokmuş yani. Sarılmak bilmem ne falan filan. Bayağı yasak şeyleri var. Abi çok büyük bir yer ya. Arka bahçesine mi çıkıyor burası? Evler filan var. Arkadaşlar bu tapınak Tayland'ın başkenti Bangkok'ta işte yer alıyor. Khaosan tarafında hemen zaten Khaosan'ın ünlü gezi yerine çok yakın bir tapınak. İşte Budist bir tapınak. Abi bu tapınak 18. işte yüzyılda yapılmış. Ve misafirlerine de ya geleneksel kültürü ve zenginliklerini keşfetmek için uğraşılmış. Bir sonraki işte rotaya doğru işte gideceğiz ama birkaç bir şeyler daha var. Onları da işte göstereceğim. Yarın çok güzel bir yere gidiyoruz bu arada. Hani bu şeyler vardı ya arkadaşlar. Trenin geçtiği bir yer var ya pazarın ortasından işte geçiyor. Oraya gidiyoruz ve orayı çok merak ediyordum ve şu an çok heyecanlıyım orası için. Her neyse işte videoya kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda da işte tapınağa doğru işte geldik. İşte bu da Grand Palace diye bir tapınak diye geçiyor ama çok büyük bir tapınak. Ve artı olarak burada şeyler var. Şöyle göstereyim. Çimler falan var abi. Herkes burada yatıyor. Akşamları heyecanlı oluyor burası ve çok kalabalık oluyor. Şurada da bir tapınak var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve işte yolu kapatmışlar zaten. Buradan sonrasına araçta gidiş yok. Bu arada arkadaşlar size de bir şeyden bahsedeceğim. Hani bir arkadaşımın birisi İran videoların birisine şey yapmış, yorum yapmış. İşte 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 diye. Yani bu bayağı işte videoda kaç tane işte dişe dediysem onların hepsini saymış ve yorumun altına yorum yapmış. İlk başta anlamadım ama sonradan da dedim. Lan dedim bu şey benim konuşma şeyle. Arkadaşlar ben onu şey bilerek yapmıyorum bu arada. Size şöyle söyleyeyim. Ben normalde zaten kekeme bir insanım. Şu an işte konuşuyorum evet ama
önceden daha kötüydüm. Kendimi işte geliştire geliştire o hale işe kadar işte getirdim. Ama ya cümleye işte olarak şey başladığımda kendimi rahat hissediyorum yani. Ya cümledeki sonraki işte gelecek şeyi daha rahat kafamda hesap edebiliyorum. Ve bunu istemsizce yapıyorum. Yani elimde olan bir şey değil. Özür dilerim. Yani buna maruz şey kalıyorsanız. Öyle yani. İşte kekeme olduğumdan şey dolayı o işte veya ne bileyim. Ya bir takı işte getirmeye çalışıyorum. O da içimi rahatlatmak için. Eğer o takı gelmezse hiçbir şekilde konuşamıyorum. Onu da zamanla işte yeneceğim diye düşünüyorum. Öyle. Onu anlatmak istedim ya. Çünkü içimde kalmasın yani. Ve şey sizinle de paylaşayım dedim. Hadi bakalım. Tapınakta görüşürüz. A few moments later. Abi buradaki giriş 8 ile 18 arasında. Şey saate baktık. Şu anda da yavaş yavaş tapınağa doğru işte giriyoruz. Şuradan aslında görünüyor ama sanki böyle bir havalimanına işe giriyormuş gibi bir hissiyat var. Ama burası tapınağa giriş abi. Bir şey söyleyeyim sana. Herkes burası serin olduğu için oturuyorlar galiba. Evet evet. Burada tıkıt mı diyeceğim? Yok tıkıt değil ya. Aynı zamanda işte burası metro istasyonu olabilir mi Erdem? Ya bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ha şurayı işte göstereyim. Welcome to Bangkok. No. Abi bu tapınakta da şortla işte girilmiyormuş. Yani öyle bir konu var. Nasıl yapacağım bunu? Halletmem gerekiyor. Dur bakayım şu karşıdan bir şey bulmam gerekiyor. Ya nasıl bulacağım ki? Şimdi şöyle bir şey aldım. Onunla işte gireceğim. Hadi bakalım. Abi ya ben de şort olduğundan dolayı işte giremiyordum. Şimdi ya böyle bir şey aldım. İçeriye doğru şey yaptım. Ha gireceğim. Tapına 2 dakika sonra şişe olacakmış. Kapanacakmış. O yüzden hızlı hareket et tarzında bir şey dedi. O askerler neden orada olduğunda şişe bilmiyorum. Bak yeni donumda hayırlı olsun. Hiç güzel oldu bu da. Geç saatte geldiğimizden dolayı hızlı bir şekilde işte gezelim şey burayı. Tamam mı? Size de çıkışta buranın olayını anlatacağım. Abi asker el salladı, biz ona el salladık. Niye böyle bir şey yaptık onu da bilmiyoruz. Ama şey bahçesi de büyük şey bu sarayın bahçesi de büyük bu arada. En azından bahçesini işte gezebiliriz. İçerisi ya nasıl bir görünüme sahip onu da size göstereceğim. Ben şurada fotoğraflardan yetinelim. Alışveriş tarzı bir şey herhalde bu. Abi çok sıcak, aşırı sıcak. Bir kafeye geldik şimdi. Ben bir tane cappuccino söyledim. Burada önceden eskiden kraliyet mezarlığı varmış. Ama 1. Rama işte buraya saray yaptırmak istiyormuş. Ve içindeki işte kraliyet mezarlığını kaldırmak istememiş. Yani demiş ki abi siz her şey burada kalsın. Ya ben işte buranın yanına, sağına, soluna şişe diyerek yaptırmış. Önceden kraliyet işte mezarlığı olarak gündemdeymiş. Yani Bangkok işte kraliyet mezarlığı olarak sunuluyormuş. Şimdi ise günümüzdeki hali ise saray olarak. Öyle. İşte bir de enteresan bir bilgi vereyim size buranın hakkında. Bangkok'un büyük sarayında yani bu sarayda bulunan Semerkant Buda aslında zümrüt değilmiş arkadaşlar bu arada. Yani yeşim taşından yapılmış. Buda heykeli. Ve bu heykel de Tayland'ın en büyük simgeleri haline gelmiş. Bu da enteresan bir bilgisiydi buranın. Evet arkadaşlar şimdi hala kahvemizi içiyoruz ve şu an yani derecede aşağı yukarı 37 derece var mıdır Erdem? Kanka sabah çıktığımızda 37'ydi de şimdi bir daha bakayım. Sabah çıktığımızda 37'ymiş. Şu anda 37 abi. Şu anda da 37. Hissedilen? Normali 33, hissedilen 37. Zaten normaliyle bizim işimiz yok. Hissedilen aynen. Var. Hissedilenle bir hissedilen alakalı. Hissedilen ama yani resmen 37 dedi. İşte burasını da artık işte geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konumda işte görüşürüz. Biz kahvemizi içelim. Biraz kendimize gelelim. Enerjimizi toparlayalım. Bir sonraki konumda işte görüşürüz. Ya güneş gitti. Biz de biraz kendimize geldik. Şimdi de Nehir kıyısının oraya geldik. İşte bakalım burada neler varmış. 1,5 saat işte gezdiriyorlarmış. Öyle. Yani burada botlar var. Botlarla işte gezebiliyorsunuz. Fiyatlar da bu şekilde. Yani küçük küçük turlar düzenliyorlar. Abi şimdi şuradan şey alacağız. 5 bahmış. Sorry. It's okay. Thank you. Abi gördünüz buradan karşıdan karşıya geçme 5 bahmış. Şimdi buradan karşıya geçeceğiz. Karşıda tapınaklar var. Oralarda işte gezmiş olacağız. Hadi o zaman başlıyoruz. Aha. Ya dayım direksiyon koltuğuna geçti vallahi. Ar-
arkadaşlar, elimden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışıyoruz bir şey size. Ya bazen konuşmalarda sürtüşme olabiliyor, bazen anlatamıyorum, bazen ne bileyim gösteremiyorum. Aferin, yani yapacak bir şey yok. Elimden geldiği kadar ya bu anı sizle işte yaşamaya çalışıyorum işte ben de. Bazen şaşırıyorum, bazen işte mutlu oluyorum. Öyle yani. Bak şimdi şuradaki tapınağa geldik. Ya bu video tapınak gezme videosu gibi bir şey oldu lan. Şimdi tapınağa gezmeye başlıyoruz arkadaşlar. İşte bu tapınak şeymiş. Wat Rangkan Kositram diye yani. Kositaram mı? Kositram mı? Öyle bir şey tapınakmış yani. Bangkok'ta işte yer alıyor arkadaşlar bu tapınak. İşte tarihi bir işte Budist tapınağı bu arada. İşte burası. Bu Pahraya Nehri'nin hemen işte yanında bulunuyor. Zaten ben gördünüz, karşıya geçtik. 18. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş ve Tayland'ın kültürel mirasının önemli bir parçasıymış bu tapınakta. Geleneksel Tay mimarisi örneklerinden işte biri ve tarihi öneme sahip birçok Buda figürü ve diğer dini eserler içermekte burası. Öyleymiş. Yani araştırdığım kadarıyla doğru bir bilgidir. Bu Wat Rangkan Kositram'da ilginç bir özelliği var mı? Onu da şey size anlatayım. Ama ilk önce bir bakalım ya. Arkadaşlar yani içeride alan büyük bir çanın şey bulunmasıymış yani. Çok büyük bir çan varmış içeride. Tayland şey kültüründe önemli bir sembol olarak şey kabul ediliyor mu o büyük çan? Bu çanın çaldığında insanların olumsuz enerjilerde arınmalarına yardımcı olduğuna inanıyorlar. Aynı zamanda çan ziyaretçilere huzur ve manevi bir deneyim sunmak amacıyla kullanılıyormuş. Çanı şu an duyuyorsunuz zaten. Arkadaşlar bizim farkında mısınız? Çok farklı inançlar var. Ya ben çok şaşırıyorum ya. Ya nasıl ibadet ediyorlar? Onun hakkında da işte bilgi almak istiyorum. İşte birisine sorabilirsem soracağım. Tayland'da bir okul. Ama şey böyle denizcilikle alakalı bir okul büyük ihtimalle. Çünkü çocukların üstünde deniz şeyleri var, kıyafetleri var. İşte burası da böyleydi. Enteresan bir şey görürsem yine çekerim. Hadi bakalım bir sonraki işte yer neresi? Orayı ben de bilmiyorum. Bakacağız. Hava biraz şey kapattı. İşte buranın yağmuru anında bastırıyor ve ya ne yapacağımızı şaşırıyoruz. O yüzden şimdi motor çağırdı. İşte motorla da kaldığımız işte yere doğru işte gideceğiz. Şu ana kadar izlediğiniz için de teşekkür ederim. Hadi bakalım en son motoru çekeceğim ve orada kaldığımız işte yeri de göstereceğim. Öyle bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Erdem de burada. Erdem mutlu şu an. Bu arada buraya benim editörümle de geleceğiz ve onunla da işte gezeceğiz. O bu videoların asıl kahramanı aslında. Çünkü videoların hepsini o editliyor. Onu da buraya işte getireceğim. Evet, at yarışı başladı arkadaşlar. 4 numaralı Özkan Fırtınası, 2 numaralı Steps of Iron arayı açmaya çalışıyor. 2,5 boya kadar çıkardı farkı. Arkadaşlar videoya başladığımız işte yere geldik. Şu an işte burası da heyecanlanmaya başladı. Akşam daha heyecanlı oluyor. Ve burada işte tabii ki de timsah var. Thank you. Thank you, sport. Yani bunu bir şey bilmiyorum ama deneyeceğim ya ilerleyen bir zamanda. Arkadaşlar burası malum yer, brokolinin olduğu yer. Thank you bro. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ya buraya kadar izlediyseniz beğenip ya yorum yapmayı unutmayın. Ya burası daha işte yeni başlıyor. İşte gece hayatı farklı bir video olacak. Hadi o zaman işte kendinize iyi bakın. İşte görüşürüz. Hoşça kalın. Bangkok'tan bay bay.